Yine aynı yere geldi komiserim. Dün böyle bozulduğunda geldiği birhaneye girdi şimdi. Babasıyla ilgili bir şey sordum size. Hayır, hiçbir şey konuşmadı. Evden çıktığı gibi zaten buraya geldi. İyi, tamam. Peşini bırakmayın. Gözünüzü dört açın. Başsın. Lan sen? Ne diyorsun oğlum sen? Nasıl kaçırdınız lan elinizden? Oğlum, kovduracak mısınız lan beni? Sürdürecek misiniz oğlum siz beni? Sami Tekinoğlu ortada yok. Kuzey'i elinizden kaçırdınız. Ferhat'ın yanına gidiyor oğlum adam. Ölmeye gidiyor. Oğlum size bir saat mühlet. Bulun onu bana. Kes lan kes. Hadi. Yürü yürü hadi yürü. Kısa sürede nasıl böyle büyük bir satış rakamı yakalanır ki? Şaşırtıcı değil mi? Ya bu kadar korner nasıl açılır? Yok canım, hesaplarda oynama var kesin. Yok, hepsi doğru. Ya Ersin Bey, Allah aşkına Kuzey'den bahsediyoruz. Bu kadar kısa sürede 100 corner. Yok, gerçeklik payı yok bunun bir kere. Araştırdık, hepsi doğru. Yani hiçbir problem yok Güney. Açıkçası Kuzey'den böyle bir başarı ben de beklemiyordum ama Kuzey şahane bir sistem kurdu. Kuzey. Evet. Her bayi kendine ait 4 corner kuruyor. Ve bunlardan küçük bir %'de alıyor. O açılan bayiler de kendilerine ait 4 tane corner kuruyorlar. Böylece zincir sondan başa katlanarak ilerliyor. Yani herkes birbirini besliyor. Kuzey de bütün açılan cornerlardan kendine ufak bir %'de alıyor. İşte bu kadar. Tamam tamam, bu güzellik malzemesi satıyordu bir ara. Oradan öğrendiği bir sistem. Kendi bulduğu bir şey değil yani. Ama işe yaradı. Gayet akıllıca bir iş yaptı. İş büyüdü Güney. Kuzey bunu kendi kendine başardı. En önemlisi sözünü tuttu. Bir de onu bu işten çıkarmayı düşünüyordunuz. İyi ki böyle bir şey yapmamışsınız. Ticari anlamda gerçek bir hata oldu. Kuzey'i hepimiz fazla küçümsedik Güney. Efendim anne. Alo Güney. Babandan bir haber var mı oğlum? Hala yok. Aklımı kaçıracağım vallahi. Nerede bu adam oğlum? Yani içip içip sabaha karşı eve geldiği çok oldu ama evinin dışında kalmaz ki baban. Yani aklıma kötü kötü şeyler geliyor oğlum. Polis karakollara, hastanelere bakmış. Bir haber yok. İyi de oğlum, iyi haber de yok. Nereye gitti bu adam? Yer yarıldı da yerin dibine girmedi ya. Ya belki de Kuzey'e kızıp birkaç günde kafa dinlemeye gitmiştir anne. Baba, bir yerlere gidecek. Güldürme beni Güney. Yani ortalık böyle karışıkken hele, yani imkansız. Bak sana söylüyorum. Bunun altında kesinlikle başka bir şey var oğlum. Anne tamam, kurma kafanda, yok başka bir şey. Çıkar gelir nasıl olsun. Güney. Başka biri mi var acaba? Nasıl başka biri? Ne bileyim işte, bana inat olsun diye birini mi buldu acaba? Oo anne ya. Ya oğlum belki de baştan beri vardı. Beni o yüzden boşamaya kalktı. Anne saçmalama, neler düşünüyorsun ya? Yani gerçi artık beni ilgilendirmiyor. Ne yaparsa yapsın ama ne bileyim işte, insanın gücüne gidiyor. Ne diyorsun Güney? Gerçekten olabilir mi oğlum böyle bir şey? Yapar. Vallahi olur mu olur.
Anne. Anne, alo. Tamam, ya şaka yaptım, tamam. Olmaz öyle şey ya. Nereye gitti o zaman? Ya dünden beri nerede bu adam? Ben bugün emniyete gideceğim, sorarım, tamam mı? Seni de haberdar ederim. Hadi kapatmak zorundayım, bak işlerim var. Tamam. Güney, ne olur bak beni merakta bırakma. Gözünü seveyim, bana haber ver oğlum. Tamam, tamam. Güney güney. Uçak biletiniz ve pasaportunuz. Bunlar bende kalacak. O herif yakalandığında istediğinizde bunları benden alabilirsiniz. Seni buraya getirdik çünkü burası senin için daha güvenli olacak. Komiserim, Beykoz civarında ormanlık bölgede bir ceset bulunmuş. Sami Tekinoğlu deme sakın. Kadın cesedi komiserim. Nezaket Canay, Simay Tekinoğlu'nun annesi. Ulan Ferhat. Söyle. Deniz yanında mı? Hadi polisleri atlattım. Bir an önce çık karşıma. Deniz nerede? Senin cenazene katılmak için bekliyor bir yerlerde. Yalan söylüyorsun. Başından beri bir laf atıyorsun bana. Bana inanmıyorsan niye her şeyi göz alarak kalktın, tekrar buraya geldin? Sana ait bir şeye gözümü bile kırpmadan zarar vereceğimi bilmiyorsan... Kızını öldürmek için bir saniye bile tereddüt etmeyeceğimi düşünmüyorsan niye kendin o zaman ateşe attın ha? Konuş katil. Bu gece öleceksin, biliyorsun değil mi? Sen benim öldüğümü göremeyeceksin. Sana bir şeyler olmuş. Kendine çok güveniyorsun. Kardeşim diye inlediğini unutmuşsun. Ama ben hatırlıyorum. Etrafındaki herhangi birine yine zarar vermeye kalkarsan kızın ölür. Bekir'in adamları kızının başında. Bu gece eğer benden haber alamazlarsa tek kurşunla bitirecekler işini. Sen masum birine zarar veremezsin. Ferhat. Ben bu gece can alacağım. Senin kızının canını mı yoksa senin canını mı, buna kendin karar vereceksin. Beni öldürdükten sonra Deniz'e bir şey yapmayacağını nereden bileyim? Onu bilemezsin. O zaman onu yanında getireceksin. Sana teslim olacağım. Kızımı bırak. Ancak Deniz'i getirirsen teslim olurum sana. Tamam. Son anda söyleyeceğim nereye geleceğini. Ben söyleyeceğim. Sen benim söylediğim yere geleceksin. Polisle tuzak kuracaksınız bana. Aylardır seni lime lime edeceğim günü bekliyorum. Ben bu zevki başkasına bırakır mıyım sanıyorsun? Bu gece kefeni giydik Ferhat. Kaybedecek bir şeyim yok. Bir tek senle ben. Deniz'i de getireceksin. Telefonumu bekle.